görürseniz. Evet. Yönlendirme yapıyor tabii. Peki hocam, bu testi yaptığımızda bazen oradan örnek alıyoruz, biyopsi alıyoruz ve biyopsi patolojiye gönderiyoruz. Evet. Şimdi patolojide bize nasıl bir sonuç gelirse ikinciyi denemeyelim. Yani bize bir bilgi veriyor mu patoloji oradan? Sertolisel onlu sendromu diye bir sendrom var. Burada hiç yani spermin evrelerinden hiçbir tanesi bulunamayabilirse o zaman vaka biraz şey oluyor. O zaman size söyleniliyor, evet. Size yönlendiriliyor, evet. Değil mi hocam? Evet. Şimdi tabii bizim de yapacağımız bir şey yok. Bir süre işte kök hücre çalışmalarına artık zaman geliyor. Evet. Mesela iki defa yapıldı, sperm bulunamadı. Tabii erkek kaynaklı bir infertilitas durumu söz konusu. Acaba ileride bizim çocuğumuz olur mu? Şimdi bazı şeyleri çok erken konuşmak iyi değil. Evet. Bundan 10 yıl önce hep söylerim yani, benim kendi hani uzaktan da akrabam olur yani. Bana test de geldi, azospermi diye geldi. Ondan sonra baktık işte, sonra genetikten yaptık, Klinefelter olaraktan çıktı. Ben dedim ki sizin çocuğunuz olmaz dedim. Böyle net bir konuşma yaptım. Sizin çocuğunuz olmaz. Çünkü o zaman öyleydi yani. Bundan yani 10-15 sonra gelinen noktada. Evet, aslında bu tür şeyleri tekrar söylüyorum. Hiçbir zaman için diğer kadın doğumcu arkadaşlar, ürolojideki arkadaşlara söylüyorum. Hiçbir halde sizin çocuğunuz olmaz kelimesini kesinlikle kullanmamak lazım. Evet. Mutlaka bir açık kapı bırakmak lazım. Niye? Eskiden bu işte mikrotese yok iken, spermler bulamaz iken tamam bunları diyorduk. Ama şimdi bak mikrotese ortaya geldi. O sizin çocuğunuz olmaz dediğimiz gruba %50'sinden sperm buluyoruz ve gebelikler elde ediyoruz. Peki şimdi aynı soruyu mikrotese ile sperm bulamayan hastalar aynı şekilde sormak lazım. O yüzden şu anda kök hücre çalışmaları var. Evet. Şimdi ne aşamada? Aslında aşamalardan çok büyük şeyler kat edildi. Ama şu anda kullanılan, yani kök hücreden kullanılan bir şey var mı? Herhalde benim bildiğim kadarıyla şu an için yok. Ama bu yakında yani belki 2 yıl, belki 3 yıl içerisinde bir gelişme olacak ve yine bir çığır açacak. Duyuldu ama uygulama herhalde. Evet, tabii bunlar hemen birden tabii ha, uygulanmıyor. Çalışmalar var. O yüzden hani ekranlar başındaki hastalarımıza tekrar söylüyorum, ümitlerini kesmesinler. Her zaman için tıp ilerliyor. Değişik bir tedavi yöntemiyle bir şeyler mutlaka bir tedavi olacaktır yani. Ama ne zaman olacak onu bilemiyorum. Evet. O yüzden kesinlikle sizin çocuğunuz olmaz demiyoruz. Bir kenarda en azından bu işte haberler, zaten öyle bir şey olsa haberlerde rahat hemen görülür. Çünkü çok farklı bir şey yani. Herkesin çocuk sahibi olmasını istediğimiz hızla yayılan tabii. Bir haber olur. Evet. O yüzden mutlaka tekrar söylüyorum, sizin çocuğunuz olmaz kelimesini biz kullanmıyoruz. Evet. Kesinlikle kullanmıyoruz. Hocam Ümit Bey, size çok böyle merak edilen, herkesin konuştuğu bir şey sormak istiyorum. Hanımlar arasında da konuşulur. Bu sperm arttırıcı bitkisel ilaçları falan öneriyor musunuz ya da yapılan herkesin tercih ettiği şeyler var. Bunlara nasıl bakıyorsunuz? Sperm arttırıcı ilaçlar şu anda bakanlığın onayladığı ilaçlar var. Bunlar da bitkisel yani kaynaklı ilaçlar. Destekleyiyoruz. Evet. Özellikle sekonder infertilite dediğimiz sonradan infertil olan erkek hastalarda sperm kalitesini arttırması açısından bu tür ilaçlar kullanılabilir. Şu anda bizim de hastalarımıza önerdiğimiz ilaçlar var. Bunlar işte spermin kullandığı besin maddeleri, takviye maddeleri. Bunları kullanabiliriz tabii ki. Evet, bu da çünkü merak edilen bir konu. Peki çocuğu olmuş. Bu şey kısmında bir daha sekonder infertilite deyince aklıma şey geldi. Şimdi bir de hasta gruplarından bir tanesi, yine çift geldi, bir tane çocuklar var 5 yaşında. Evlenmişler işte, hemen gebelik gebe kalmışlar. İlk bir içerisinde gebe kalan gruplardan. 5 yaşında bu süre içerisinde işte 3-4 yıldır çocuk istiyor. 1 yıl işte çocuğun emzirme dönemi, korunma dönemi. 3-4 yıldır çocuk istiyor ve gebelik elde edemiyor. Evet. Biz işte kadının muayenesini yaptığımızda anormal bir durum görmüyoruz. Her şey normal gibi gözüküyoruz. Ve diyoruz ki işte erkeğe, sizin bir sperm tanenizi görelim. Bize direkt diyor, benim bir tane çocuğum var. Evet. Peki hocam bu durumda, şimdi ben hep şunu diyorum mesela, belki ilk gebe kaldığımdaki sperm parametresi sınırdadır. Yani biraz dedik ya 15-20 milyon, sınırda bir sperm vardır. O ay gebe kalmıştır. Zaman içerisinde, bu geçen 3-4 yıl içerisinde sperm parametrelerinde hızlı bir düşüş olabilir mi? Evet. Hocam anlattıktan sonra ben size bir de örnek vereceğim. Yani sizden bunun cevabını alalım hocam. Tabii ki olabilir. Yani kişinin biraz önce de bahsettiğimiz gibi anksiyetesine bağlı, stresine bağlı sperm parametreleri bozulabilir. Kullandığı ilaçlara bağlı bozulabilir. Evet. Varikosel hastalığı dediğimiz hastalığa bağlı olarak da sperm parametreleri bozulabilir. Beslenmeye bile bağlı. Bozulabilir tabii ki. Şimdi benim öyle bir hastam oldu da o yüzden diyorum. 3 tane çocuğu var. Eşi vefat ediyor. Tekrar geldi. İşte çocuk istiyorlar. Spermli azospermi çıktı hocam.
azospem, ispem yok. Ve bu kişiye biz tabii şey olarak da yine mikro testiyle gebelik elde ettik ama böyle hızlı şekilde normal 3 tane gebeli olup da azospem çıkan hastalarımız var. Evet, devam edelim hocam. Bir telefonumuz var, bekletmeyelim. Günaydın Mehtap Hanım. Günaydın, kolay gelsin. Teşekkürler, buyurun. Öncelikle programımızı her salı ve cumartesi günleri takip ediyorum. Şimdi benim size bir sorum var ama bu hani konuyla ilgili değil ama yine tüp bebekle ilgili. Buyurun. Yani şimdi ben ilk defa bir tüp bebek yaptırdım. O da tuttu çok şükür. Yani şu anda 7 Aralık'ta transfer oldu. Bir aylık yani evet. 4 haftalık oldu. Ama biz geçen hafta gittiğimizde bebek gözükmedi. Mesela adet gününe göre hesaplarsam 6 haftalık oluyor. Yani adet gününe göre mi hesaplanacak yoksa transfer günden itibaren mi hesaplanacak? Bir de ki bebek hani niye gözükmedi? Daha küçük de mi ondan onun için gözükmedi yoksa boş gebelik mi? Evet. Kesin. Kesinin şeyi de 14 çarpı 15 çarpı 13 milim geldi. Evet. Evet. Mesela öncelikle hayırlı olsun diyelim gebe kalmışsınız. Şimdi, teşekkür ederim. Biz genelde tüp bebek yaparken son adet tarihine göre, her şey ona göre hesaplarız. Adetin başladığına göre tedavilerimize başlıyoruz. Ve gebelik haftanızı ona göre ayarlıyoruz. Ama eğer ki ultrasonuna baktığımızda gebelik hesabı küçük görüldü ise, tabii transfer zamanı da bizim için önemli. Beklemekte fayda var. Yani kan değeriniz güzel yükseliyor ise beklemekte fayda var. Bazen geç implantasyon dediğimiz durumlar olabiliyor. O yüzden bir hafta daha beklemenize fayda var. Doktor bir haftanın sonunda anlaşılacaktır zaten. Görülebilir. Evet. Değil mi? Evet. Bir hafta sonra. Bazen biraz gecikmeler olabiliyor. O yüzden biraz sabır olmakta fayda var Mehtap Hanım. Öyle mi? Evet. Peki. Tamam. Mehtap Hanım, iyi günler diliyoruz. Hayırlı olsun inşallah. Evet, devam edelim hocam. Bu sperm testlerinin... Evet, şimdi sperm testleri hocam bize en çok soran bir tane de şu, elde erip gelsem olur mu? Evet, çünkü yani, bizim kendi kliniğimizde ki kendi kliniğimizde öyle bir düzenimiz var ki yani hastanın rahat edebileceği, işte örneği verdikten sonra rahatlıkla işte duşunu alabileceği, tabii rahat bir ortam olması lazım. Stresi biraz önce bahsetmiş, stresli ortamlarda sperm vermek, verse demek ki mesela bazen miktarını azaltabiliyor, işte konsantre olamıyor. Ve sperm verdikten sonra androloji laboratuvarına geçiyorlar yerde ufak bir pencerenin önüne koyuyor ve diline basıyor ve direkt yani oradan vakit kaybetmeden, işte dış ortama maruz kalmadan, soğuğa maruz kalmadan işte steril bir şekilde veriyor. İşte onu verirken özel bir kap, işte cam bir kap, işte nasıl vereceğimiz anlatıyoruz. Sağlıklı bir şekilde vermesinde fayda var. Çünkü biz o sperm tarihlerine göre bazen karar veriyor işte size aşılama yapalım, sizin tedavinizi bekleyelim, size tüp bebek yapalım diye durumları konuşuyoruz. Şimdi dış ortamdan verip gelen hastalarımız bazen oluyor. Ama işte biz onlara bazen gelemiyoruz. İşte sağlıklı mı acaba? Acaba hepsini kabın içerisine verebildi mi? Hı-hı. İşte dış ortamdan başka bir işte kontaminasyon dediğimiz işte steriliteye uydu mu uymadı mı? İşte başka bir yabancı bir işte şey madde kullandı mı? Çünkü bunlar çok önemli bizim için. İşte bir de gelirken nasıl geldiyse, sıcak bir ortamda mı geldi, işte koltuk altına elin avucuna koyabildi mi? Onlar bizim için çok önemli çünkü bizim sistem hareketlerini, parametrelerini çok etkileyecek. Bizim yorumumuz etkileyecekler. O yüzden ben mümkünse hastalarımızın güvenilir bir yerde, yani sperm talihlerinin güvenilir bir yerde, bu gözden, spermlere bu gözle bakan bir yerde vermesine fayda var diyorum. Bu merkezleri verince biz spermlerin sadece sayısına, sadece şekline bakmıyoruz. Hepsinin morfolojisine tek tek bakıyoruz. Çünkü biz sperme baktığımızda işte kuyruğuna tutun, boynuna, işte bu kafa baş yapısına hepsi onlar önemli çünkü her şeyi etkileyecek. Yani bazen biz her şeyi normal diyorlar, biz gebe kalamıyoruz. İşte bak buradan kaynaklanıyor onlar. Aslında normal değil. Normal dediğim şey normal değil. O yüzden spermleri ben hocam evde değil de mümkünse hastane ortamında laboratuvar vermelerini istiyorum ben. Ne aralıklarla veriliyor peki hocam? Şimdi tabii 2 ile 5 günlük cinsel periz. Çok 7 günün üzerine çıkmasını istemiyoruz biz hastamızı isterken. Sperm tahmini verdikten sonra yani 3 günlük cinsel periz. İşte ortalama 3 günlük cinsel perizden sonra sperm tahmini verdikten sonra bakıyoruz. Biraz önce doktorun dedik ve parametre normal ise normal sonuç içinde ikinci bir test ihtiyaç duymuyoruz. Ama sınırda veya azalmış ise o zaman bir 20 gün sonra tekrar ikinci bir testi istiyoruz. Evet, devam edelim. Telefonumuzda bir cevaplayalım, bekletmeyelim. Günaydın Fatma Hanım. Günaydın. Buyurun. İyi günler. Ben de hocamıza bir soru soracaktım. Buyurun, dinliyoruz. Benim eşimde ameliyatta sperm bulundu. Evet. Evet. 3 defa tüp bebek yaptık. Dondurulduydu.
Konya'da 3-4 tüplerek yaptırdı. 3-4 tutmadı. Şimdi tekrar ameliyat olsa sperm bulunur mu? Evet. Evet, cevaplayalım Fatma Hanım sorunuzu. İyi günler diliyoruz. Vallahi bulacak olan arkadaşım bu hastada 3 kere sperm bulunmuş. Tekrardan sperm bulma olasılığımız yüksek. Hı hı. Tekrar test olmasında fayda var. Evet. Şansı var yani. Tabii ki. Hani 3 tane olunca böyle umutları kırılıyor. Artık gerek yok gibi düşünülüyor ya. O yüzden aslında vazgeçmemeli. Sperm varken vazgeçmemek lazım. Evet. Evet. Şimdi hastamız için bir şey daha eklemek istiyorum. Bu bulunan spermi donduruluyor. İşte şöyle çok güzel bir avantajı daha var. Biz bunu, ben hep bunu örnek verirken işte bankadaki para gibi şey yapıyorum. Evet. Başka yere havale yapılabilir, EFT yapılabiliyor. Yani o spermler yine özel kaplar içerisinde başka bir merkeze taşıyabiliyor. Mesela bundan sonraki transferini, bundan sonraki işte tüp bebeğini başka bir merkeze yaptıracaksa o dondurmuş spermleri oradan alıp başka bir merkeze aktarabilir, taşıyabiliyor. Onu da işte Sağlık Bakanlığı... Yani burada izniyle yapmak istemiyorum tabii, tabii diyor. Tabii tabii. Mesela bazen bazen el değişikliği, ortam değişikliği, işte bir ambiyans... Ya da doktor tercihi hani doktor falan tercih, olabilir. Çünkü hep aynı şeyi yapmaktansa farklı bir şey yapılır. Gebelik şansı olabilir. O yüzden bu hastamıza onu da söylemek istiyorum. Evet. Kullandığı ilaçlar, erkeğin kullandığı ilaçlar, bunları etkiliyor mu hocam? Tabii ki sperm parametrelerini etkiliyor. Bunların içinde en çok karşılaştığımız işte kalsiyum konar blokörleri, simetrin dediğimiz mide ilaçları, dilantin dediğimiz ilaçlar, nitrofurantoin dediğimiz işte kullanılan ileride günler antiseptikler mesela. Bunlar sperm parametrelerini bozabilir. Peki bunu nasıl engelliyorsunuz? Yani bu ilaçların... Bu ilaçlar hastanın öyküsünü aldığımız zaman zaten karşımıza çıkıyor. Hasta, ben işte sürekli kullandığım ilaçlarım var, bunları kullanıyorum dediği zaman biz bakıyoruz, spermiyogramı da bozuksa bu ilaçlara bıraktırıp tekrar bir spermiyogram daha baktırıyoruz. Eğer parametreleri düzeldiyse zaten tabii ki. Ama bazen yani bırakmaması gereken ilaçları oluyor. O zaman ne yapıyorsunuz hocam? O zaman hastayı yardımcı yürüme tekniklerine yönlendirebiliriz. Yani burada da işte Necati Bey devreye girecek. Yardımcı yürüme teknikleriyle de çok kolay börek sahibi olabilir bu hastalar. Evet hocam size. Şimdi hocam bir hasta grubumuz daha var. Sınırda sperm sayısı olanlar. Biz bunlara işte bazen diyoruz ki aşılama mı yapalım yoksa tüp mi yapalım? Arada kararsız kaldığımız hasta grubumuz var. Şimdi sperm sayıları sınırda. Şimdi ben bunları daha çok şöyle bakıyorum hocam. Siz de hani ekleyebileceğiniz varsa ekleyelim. Sayıdan ziyade ben ileri hareketli. Evet. Şimdi hareketli de bir de ileri hareketli sperm sayısı, bir de morfolojiye ben çok önem veriyorum. Yani spermlerin şekilleri. Şimdi morfolojiye bakarken 100 tane sperme bakıyor. Bunlar işte eleniyor işte. Baş anomalisi var mı? Boyun anomalisi var mı? Kuyruk anomalisi var mı? Bunlar ona göre eleniyor. Şimdi spermler yani hepsi yani dış ortama çıkan spermlerin maalesef hepsi iyi olmuyor. 100 spermden 4 tanesini iyi dersek yani 100 tanesinden 4 tanesini dersek bu kuru göre iyi bir oran yani baktığımızda iyi bir sperm parametresi. Ama son zamanlarda baktığımızda hep bu %1'lerde %2'lerde seyrediyor. Nedense son işte son 5 yılda sperm parametreleri ileri derecede düştü. Hareketlerine bakıyoruz. Şimdi ileri hareketli yani doğrusal hareketli olan spermler azalmış. Ekranda da görüyoruz mesela spermlerin hareketlerini görüyoruz. Seyircilerimiz inşallah net görebiliyordur. Spermler böyle çok ileri doğru hareketli olması lazım. Asıl gidip yumurtayı bulan, dölleyen spermler onlar. Çünkü normal bir birliktelikte spermin gidip yumurtayı buluncaya kadar çoğu yolda telef oluyor. Yani tabiri caizse telef oluyor. Spermi gidip bulan, yumurtayı gidip bulan sperm ise çok çok az oluyor. Ve onun da işte bu sefer şekil yani morfoloji devreye giriyor. Morfolojisi iyi olan gidiyor yumurtanın dış kabuğunu deliyor ve yumurtanın içerisine giriyor. Yani dölleme işlemi oluyor. İşte bunun için spermin hareketli ve morfolojisi çok iyi olursa çok biz bunu normal yani normal olarak da gebe kalabilecek gruba alıyoruz. Yani tüp bebeği falan yönlendirmenize gerek kalmıyor. Bayan faktör yoksa gerek kalmıyor. Evet bir telefonunuz daha var. Alalım devam edeceğiz. Fatma Nur Hanım günaydın. Günaydın. Buyurun. İyi günler. İyi günler buyurun. Benim bir sorum olacaktı. Evet buyurun. Benim eşim sara hastası ve şu an ilaç kullanıyor. Bunun çocuğa sorunu olabilir mi? Çocuğumuz olmuyor. 2 yıllık evliyiz. Sara hastası ilaç kullanıyorum dedi. Kusura bakmayın bir daha soru soracağım. Buyurun onu da alalım. Benim daha önce muayene olduk. Eşimin yumurtalıklarında damar genişlemesi varmış. Ameliyat dediler ve eşim karşı çıktı. Bunun için de bir sıkıntı olur mu?
Evet. Şimdi... Tamam. Siz kapatın Fatma Nur Hanım. Doktor Bey'iniz cevaplasın. İyi günler. Tamam. Soruyu biraz özetleyebilir misiniz? İlk soru, ikinci şey yapmayın. Sarı hastası. Şimdi hastamızda epilepsi var. Yani kasılmalı olan bir hastamız ve ilaç kullanıyor. Şimdi bu ilaç eğer sperm parametrelerini, sperm işte sayısını, şekillerini çok etkiliyor ise o zaman belki hastanın durumuna göre kısa süreli, eğer epilepsi geçirmeyecekse kısa süreli, bu işte kısa süre 2-3 aylık olabiliyor. Durumuna göre ama durumuna göre. Eğer epilepsi geçiriyorsa o zaman bıraktırmıyoruz. Evet. Veya ilaç değişikliği yapabiliyoruz. Daha az etkili ilaç değişiklikleri, doz azaltmaları olabiliyor. Evet. Daha farklı ilaçlar kullanılabiliyor. Bizim için işte bu arada işte baktığımız sperm sayısında bir sıkıntı var mı? O zaman belki işte tedavi yöntemimizi aşılama veya tüpübek yönüne hızlı bir şekilde geçebiliyoruz. Çünkü kullandığı ilaç eğer daha yararlı ise, hastamızın epilepsi geçirmesini istemeyiz tabii, daha yararlı ise ilacını kullanıp o zaman biz yardımcı yöneme tekniklerini kullanabiliyoruz. Evet. İkinci soruda olmazsa Ümit Bey cevaplasın. Varikosel ile ilgili sormuş herhalde. Erkek infeksiyonunda %40 neden varikosel? Evet. Bilinen bir gerçek. Hı hı. Ameliyat zaten önerilmiş. Ameliyat olmasında fayda var. Çünkü gebelik oranını %40 ile 60 oranında arttırabiliriz. Yükseltiyor tabii değil ki. Mi? Mikroskobik varikosel ektomi tekniği. O zaman ameliyat olması evet. Mutlaka gerekiyor. Varikosel deyince aklıma evet. Şu geldi. Hocam şu sınırlı olan sperm sayısı var. Telefonumuzu alalım hocam, tabii, devam edelim. Bekletmeyelim. Ona devam edelim. Ercan Bey bizi arıyor. Buyurun Ercan Bey. İyi günler, hayırlı programlar. Sağ olun. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bir yakınım ameliyat oldu iki sefer. Evet. Sözlü olmadığından dolayı. Kök hücrelerine hücre bulunmadığı için çocuğu olmuyor şu anda. Evet. Buna karşı bir tedavi yöntemi, bir ışık var mı yani? Hiç hücre falan yok. İki sefer de ameliyat edildi, hücre falan bulunamadı. Yani buna karşılık bir tedavi falan, bir şey önerebilecekleri bir şey var mı acaba, onu soracağım. Peki Ercan Bey, sorunuzu yanıtlayacak hocamız. İyi günler diliyoruz. Şimdi biraz önce bahsettiğiniz iki defa muhtemelen mikrotest, ameliyatta mikrotest diye bahsediyor. İki defa mikrotest ameliyat olmuş, sperm bulunamamış. İşte biraz önce konuştuğumuz gibi kök hücre çalışmalarını bekleyecek. Hı hı. Bizleri böyle izlesinler, takipte kalsınlar. İleride inşallah onlar da çocuk sahibi yapacağız. İnşallah. Evet. Peki yaş nasıl erkeklerde hocam? Mesela kadınlarda 35 ben kadınların yaşını söyleyeyim hocam, erkekleri söylesin. Şimdi kadınlarda üretkenliğin en hızlı, en yüksek olduğu yaş grubu 25'li yaşlar. Evet. 20-25. İşte 30'a doğru yavaş yavaş azalıyor. 35 işte ne oluyorsa 35'ten sonra yumurtalıkların rezervi hep diyoruz bunu yavaş yavaş azalmaya başlıyor. 38'lerde biraz daha pik yapıyor. 40'lardan sonra işte gebelik oranlarımız dramatik bir şekilde düşmeye başlıyor. Bu kadınlarda böyle. Ben kadın evet, kısmını söylüyorum. Erkeklerde nasıl? Erkeklerde de aynı şekilde en üretken yaş 24-25'li yaşlar. Hı hı. Daha sonra erkek kadın gibi değil. Sürekli sperm üretebilen bir yapıya sahip. Evet. Ancak ilerleyen yaşlarda androjen yetmezliğine bağlı olarak da sperm parametreleri bozulabiliyor. O zaman da infertilite lehine cinsel fonksiyon bozuklukları da etkiliyor herhalde. Tabii ki. Onlar cinsel fonksiyon bozuklukları da ilave olabilir. Prostatın olması. İlerleyen yaşlarda da infertilite riski artar. Evet. Şimdi hocam biraz önce varikosel dedi. Bizi çok karşımıza geliyor. Mesela, çok duyuluyor değil evet, mi artık çok, hocam? Çok yani, acaba varikosel ameliyatları bazı şeyin önlemi geçti diye aklımıza da geliyor. Hı hı. Şimdi bizim sınırda sperm sayısı olan hasta grubumuz. Tabi hiç olmayan hasta ve çok az olanlar da herhalde varikosel ameliyatlarınızda direkt yardımcı üreme tekniklerine hastalar sevk ediliyor. İşte zaten genetik hastalık olanlarda işte Klinefelter olsun diye onlar da zaten direkt tüp bebek onları biliyoruz. Asıl sınırda kaldığımız hasta grubu var. Evet. Bir de açıklayamadığımız infertilite var. Şimdi sperm parametreleri orta düzeyde. Biz buna ne demiş? İşte 15-20 milyon sperm var. İşte hareketleri az, şekil bozukluğu var. Şimdi biz bunlara hocam aşılama yapalım mı? Hangi grubu aşılama yapalım? Hangi gruba tüp bebeği yönlendirelim? Veya sizin bir öneriniz var mı? Biz kadın doğumcu olaraktan, şimdi soruyu sorun kendine cevabını verin. Kendim açımdan söylüyorum yani kadın doğumcu olaraktan. Şimdi biz aşılamadaki başarı şansımızı ve tüp bebeği başarı şansımızı biliyoruz. Hasta düzeyinde. Hastaya göre konuşuyoruz. Yani genel olarak ben işte tüp bebekte başarı %70 ama her hasta için %70 diyemiyorsun. Evet. Bazı hastaların başarı şansı yaşla beraber işte sperm parametreyle beraber azaltıyorsun. Hı hı. İşte aşılamada eğer her iki çift de normal ise herhangi bir sıkıntı yok. Spermler yani kabul edilebilir düzeyde ise başarı şansı %15-18'lerde.
hareket azalmaya başladığı an, ileri hareketler azalmaya başladığı zaman, şekil bozulduğu zaman bu oran daha da azalmaya başlıyor. Hı hı. Şimdi biz hastalarımızın gelince biz tüpübek yaptıralım, aşılama yaptıralım. Tamam diyorsunuz. Ama bundaki başarı şansı işte %5'lere onlara doğru düşmeye başlıyor. Biz aşılama yaparken yine bayana ilaçlar veriyoruz. Hı. Yumurta geliştirici ilaçlar veriyoruz. Evet. Tüpübek başlamağının baş kısmının biraz daha az dozlarla hemen hemen aynı tedavi yapıyoruz. Belli bir büyüklükte yumurtaları geliştiriyoruz. Daha sonra yumurtalar geliştikten sonra biz yumurtaları çatlatıyoruz ve erkekten hazırladığımız spermleri, hı hı, niye hazırlıyoruz bu spermleri? Çünkü 20 milyon spermin hepsini vermiyoruz içeri. İçerisinde hareketsiz olanları, morfolojisi bozuk olanları, ondan sonra kötü, açıkçası kötü olanları eliyoruz. Ayıklıyorsunuz. Evet. Sağlıklı olanları, bir de işte menin içerisinde diğer yabancı maddeleri ayıkladıktan sonra sağlıklı olan spermi ekranda, bir anda ekranda gördüğünüz gibi kateter vasıtasıyla rahim içerisine veriyoruz. Yani biz yine spermleri veriyoruz. Spermleri verdikten sonra yine aynı şekilde hareketli spermler gidiyor, yumurtayı buluyoruz. Biz ne yapıyoruz? Yolu biraz kısaltmış oluyoruz. Şu anda ekranında da görüyoruz. Evet, spermleri verdik, tüplerden gidiyor ve yine yumurtayı gidip bulup belleyecek. Sadece yolu biraz kısaltmış oluyoruz. Yine işine iş yapacak olan bir tane sperm, ekranda gördüğünüz gibi. Bir tane sperm gidecek, yumurtanın kabuğunu delip içine girecek ve onu belleyecek. Yeterli olacak. Biz burada yine sperme iş bırakıyoruz. Ne yapıyoruz? Yolunu biraz kısaltıyoruz. Hı hı. Geri kalan kısmını hani yine hadi gidin yumurtayı dölleyin diyoruz. Ama tüp bebek yaptığımızda ise olay biraz daha farklı duruma getiriyoruz. Ne yapıyoruz? Yine yumurta geliştiriyoruz. Gelişen yumurtaları biz bir sefer topluyoruz, dış ortama alıyoruz. Erkeklerin de spermler alıyoruz. Bunu mikro enjeksiyon dediğimiz mikroskop altında büyük büyütmeyle, çünkü yumurtalar gözle görünen bir şey değil. Her bir yumurtanın içerisine biz istediğimiz, seçtiğimiz, bize güzel görünen, işte sağlıklı olduğunu düşündüğümüz spermden bir tanesini veriyoruz. Yani milyonlarca sperm, binlerce sperm yumurtanın etrafına girip içine giriyor ya, biz onu lütfen kendimiz yapıyoruz. Yani spermi de sadece siz zahmet etmeyin. Aynı biz spermi de yumurtanın içerisine veriyoruz. Bundan sonra döllenme işine bırakıyoruz. Evet. O kısmı artık karıştırmıyoruz. O kısma kadar olan kısmının sperm işini kolaylaştırıyoruz. Biz burada tüpübek yapmakla işte sperm parametrelerini, ciddi erkek faktörünü biraz bertaraf etmiş oluyoruz. Hı hı. Gebelik oranlarını artırıyoruz. Evet. Dolayısıyla hani biraz önce dedim, aşılama mı, tüpübek mi? İşte bu tabii hastalarımızın yaşına göre de değişiyor. Hı hı. Biz tutup da 38 yaşındaki bir hastaya aşılamaya vakit kaybettiremeyiz. Çünkü elde edeceğimiz yumurta sayımız az. Direkt veya bazen tam tersi 27 yaşında, 20 yaşında, 23 yaşında ovular rezervi çok azalmış hastalarımız evet, geliyor. Biz bunlara aşılama yapalım diyerekten bunların vakitlerini ödememeniz evet lazım. Bazen diyor ki bizim yaşımız daha genç, biz daha 1 yıl evliyiz. Ama asıl o değil işte, biz hep diyoruz hastalık yok, hasta var. Hastalık yok, çift var. Yani, kişi var. Tabii o kişiler evet var. Bu çifte biz bunu yapmak zorundayız. Yani herkesin tedavileri farklı. Bir telefonumuz var, alalım hocam. Buyurun. Bekletmeyelim. Mevlüt Bey arıyor bizi Konya'dan. Mevlüt Bey günaydın. Günaydın. Buyurun. Hocama bir sorum olacaktı da. 18 yıllık evliyim. 4 sefer bebek uygulaması yaptık. Hı hı. Necati hocamız da biliriz, daha önce Ali Sami Bey ile beraberlerdi. Başarısız olduk. Şimdi bende de yani sistemin bir şeyleri var. Önümde tarihlerim var. Evet. 69 milyon diyor. Morfolojisi diyor, %9 diyor. Yıkama evet sonrası diyor, 42 milyon diyor. Yani o şekilde gidiyor. Şimdi balık sörümüz var, yani 2.6 evet balık sör var. Evet. Yani bir ağrım sıkıntı da yok. Bunun ne etkisi olabilir? Tamam Mevlüt Bey. Eğer başka sorunuz yoksa isterseniz telefonunuzu kapatın, rahat konuşalım. Şimdi Mevlüt Bey aslında sperm sayısı yeterli sayıda. 69 milyon spermi var. Hı hı. İşte hareketler de fena değil. Şekiller, morfolojisi normal gibi gözüküyor. Şimdi biz burada bazen işte yaptığımız tüpübeklerde sadece işte spermin yapısı işte gündeme gelmiyor işte. Onun bir de morfolojik özellikleri ve DNA yapısı da önemli hale geliyor. Bir de eşinden aldığımız yumurtaların da kalitesi bizim için önemli hale geliyor. Hı hı. Biz eğer kaliteli bir yumurta içerisinde kaliteli bir embriyo sperm verirsek kaliteli bir embriyo geliştirmemiz gerekir. İşte bazen gelişmiyor. Veya kaliteli bir embriyo gelişiyor, bir süre rahim içerisindeki, rahim içi zar diyoruz ya, gebenin yerleşeceği zarda bir sıkıntı olabiliyor. Evet. Reseptör düzeyinde sıkıntılar olabiliyor. Biz bunu tüpübek yaptığımızda aşama aşama bazen nerede sıkıntı var onu görebiliyoruz. Hı hı. Bazen de her şey normal. Herhangi bir sıkıntımız yok. Gebelik oluşturamıyoruz. İşte Mevlüt Bey için ben tekrar başlangıçta bir inceleme yapmak lazım. Hı hı. İşte genetik testlerine bakacağız. Mutlaka bakmışız ama tekrar bir yapmamız tekrar lazım. Nasıl? Ona göre tekrar değerlendireceğiz. Vakit bizim için önemli. 18 yıldır herhalde. Evet, yaşta geçiyor. Zamanda geçiyor.
vakit kaybetmeden tekrar denememiz lazım. Çünkü şanslı olan hasta grubumuzdan bir tanesi. Evet. O yüzden tekrar denemekte fayda var. Son cümlelerinizi alalım. Sonra Ümit Bey'e de söz vereceğim hocam. Evet, baktınız yine. Aslında bu erkek infertilitesini daha çok konuşabiliriz ama çünkü daha işte bu işte sperm DNA hastalarına girmemiz lazım. Çünkü belki bir önceki hastamız verdiği örnek gibi olayı daha bir ayrıntılara girebiliyoruz. O zaman işte hani her şey normal gibi gözüken hastalarda ayrıntılarda gizli bir sürü durum var. Evet, Ümit Bey, siz son olarak ne söylemek istersiniz hastalarınıza, size ulaşacak olan hastalara? Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamaları gerekiyor. Teknoloji çok ilerledi. Evet. Elimizde imkanlar var. İlaç tedaviler olsun, cerrahi tedaviler olsun. Özellikle bu çok sıkıntılı olan azospermik gruptaki hastalar. İyi profesyonel kliniklerde değerlendirilirse yüz güldürücü sonuçlar alabilirler. Peki, inşallah Necati Hocam'ın dediği gibi bir gün tekrar yine konuk olursanız tekrar bu konuyu konuşuruz. Hocam, sizin eklemek istediğiniz var mı? Söylemek istediğiniz? Vallahi erkek kısırlığıyla ilgili. Her zaman şunu diyorum. Şunu söylemek istiyorum. Erkeklerde infertilite olduğunda cinsel fonksiyon bozukluğu olmuyor. Erkek hastamız bunu böyle düşünüyor. Cinsellikle alakası yok bunun. Evet. Cinsellik farklı bir şey. Öyle değil mi hocam? Cinsellik farklı bir şey. Çünkü hastalarımız hep onu çekinerek söylüyor. Yani bazen bize sonuç getiriyor. Bu işte bir arkadaşımın sonucu. Demeden de gerek yok. Bu bir utanılacak bir şey değil ki. Evet. Spermin azlığı, yani bu görme gibi düşün. Mesela ben gözlük kullanıyorum. İşte görmem biraz kısıtlı. Ondan gözlük kullanıyorum. O yüzden. Bazıları işte dinlemede, işitmede bir sıkıntı olabilir. Bu büyük bir kusur değil ki. Bir engel değil aslında bu. Cinsellik çok farklı bir şey. Çocuğu olmaması çok farklı bir şey. İkisini ayırt etmene lazım. Yani öyle halk arasında da soyutlamamaları gerekiyor. Evet. Teşekkür ederiz geldiğiniz için Ümit Bey'e. Medikan Hastanesi'nden üroloji uzmanı Ümit Özdemir bizle birlikteydi bugün. Ve yine Medikan Türk Bebek Merkezi'nden Necati Özçimen hocamızla birlikteydik. Erkek kısırlığını konuştuk. Haftaya yine sizin için özel olarak araştırıp ve merak ettiğiniz soruları konuşmak için biz burada olacağız. Hedef Sağlık programında olacağız. Salı günü saat 10'da. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.